İyilik, yani içimizdeki iyilikle ilgili his aslında Allah'ın varlığına da bir delil. Şöyle düşünün, demin söylediklerim iyi anlaşılırsa şu anlaşılır. Şimdi insanın ahlaki bir sistem benimsemesi doğuştan sahip olduğu hislerle alakalı. Çocuklarla ilgili deneyler ve gibi bunun birçok bilimsel temeli de var. Doğuştan sahip olduğumuz özelliklerle oluşuyor bu. Fakat doğuştan sahip olduğumuz özellikler Allah'ın varlığını ve Allah'ın bir din gönderdiğini, Allah'ın ahlaki emirler vahyettiğini görüşüyle birleşmeyince mantıksal bir temel bulunamıyor. Yani doğuştan gelen hislerimiz ancak Allah'tan gelen ilahi buyruklar varsa mantıksal temel bulacak şekilde yaratılmış. Niye? O zaman çünkü içimizden gelen, şöyle diyeyim, ahlaki emirler çıkarın ne olursa olsun iyi eylemde bulunacaksın bize dedirtiyor. Yani nasıl çalmak çırpmak da aslında bir nevi mantıklı gelmez mi bu açıdan baktığımız zaman? Yani şöyle, yani içimizden gelen ahlak emir dinlersek bireyin ve toplumun istekleri ne olursa olsun bizden onlara aykırı hareket etmemizi gerektiriyor. Yani bireylerin taleplerinin ve toplumsal taleplerin üstünde bir otoritesi var içimizdeki ahlaki emir. Yani bütün toplumda senden birine işkence yapmanı, küçük bir çocuğa istiyorsa, küçük çocukları öldürmeni istiyorsa, o toplum onu istiyorsa da o yanlış. Yani toplumu ve bireyleri aşan otoritesi var. Fakat ateist dünya görüşünde bireyi ve toplumu aşan bir şey yok ki. Her şey bireylerden, toplumlardan oluşuyor. Yani içimize toplumu aşan bir otoritesi olan birisi varsa, toplum ne istiyorsa istesin, sen onu yapmayacaksın diyen bir hissin olması içimizde, ateist açısından bir illüzyon. Biyolojimizin bize sadece oynadığı bir oyun. Nitekim ateist filozoflar bunu fark ettiklerinde buna öyle diyorlar, içimizdeki ahlaki hislerin bir illüzyon olduğunu söylemeye çalışıyorlar. İçimizdeki o kısacası ahlaki hisler ancak Allah'tan gelen buyruklar varsa illüzyon olmaktan kurtuluyor. Bunun ise en güzel açıklaması ahlaki buyrukları olan bir Allah'ın içimize bu hisleri koymuş olması. Çünkü Allah'tan gelen dinin buyrukları içimizdeki o fıtratımızdaki özelliklerle birleşince ancak eylemde, daha doğrusu faaliyete geçebiliyor. Yani bunu şöyle anlatabilirim. Allah'ın buyrukları adeta anahtar gibi, içimizde bulunan o hisler kapı gibi. O anahtar bu kapıya uyması, bu kapının o anahtarın varlığını işaret ettiğini gösteriyor. Niye içimizdeki ahlaki buyruklar ancak Allah varsa mantıksal temeli olacak şekilde yaratılmıştır diye de bir soru var. Tek tanrılı dinler buna, çünkü Allah ahlaki buyrukları olacağı için insanı ahlaki buyrukları anlayacak bir donanımla yarattı diyor. Yani fıtratımız vahyin buyruklarına ve emirlerine tam uyumlu aslında. Burada bir çelişkiden bahsediyoruz. Tabii ki mantıksal temel de veriyor onlara. Evet. Ahlaki buyruklar karşılıklarında buluyorlar. Evet. Tesadüfen içimizde öyle bir ahlaki yapı oluştu ki ancak Allah varsa mantıksal temel buluyor demekse burada hiçbir açıklama değil. Yani içimizdeki o ahlaki yapının ancak Allah'tan gelen emirlerle buluşunca mantıksal altyapıya kavuşmasının, Allah'ın kapının kilide uyması gibi bunları yaratmasıyla açıklamak bence çok daha iyi bir mantıksal açıklama. Bir de burada şunu açıklamaya çalışayım. Bir dindar açısından peki ahlaki buyruklardaki farklılık ne? Şimdi bir dindar açısından diyelim ki öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, tartı ölçüde hile yapmayacaksın. Burada şunu tartışmıyorum, yani inanan insanlar bu ahlaki buyruklara şu kadar bağlılar, şu kadar tutarları bahsetmiyorum. Yani ben tutarlı bir durumu göz önünde bulunduruyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki birçok inanan, yani nasıl birçok ateist tutarsızsa, yani Allah'ın varlığına inanmamasına rağmen sanki Allah'ın varlığına inanıyormuş gibi kimi zaman hareket ediyorsa, birçok Allah'a dini inanan da tutarsız. Allah'tan emirler olduğunu düşündüğü şeyleri yapmıyor. İşte rüşvet yiyor, üçkağıt yiyor, başkalarının hakkını yiyor. Bunlar oluyor. Bunları tartışmıyoruz. Fakat şunu söyleyelim. Yani ideal bir durumdaki bir Müslüman, bir ateistin de kimi zaman yaptığı, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, işte insanların hakkını yemeyeceksin gibi ahlaki emirleri yaptığında farklılık ne? Ha, onun için bu ahlaki emirler aynı zamanda Allah'ın buyrukları. Yani başkasının malını çalan,
başkasının hakkını yiye, binanın işte malzemelerini çalıp, binanın için gerekli malzemeleri koymayıp, insanların canlarını tehlikeye atıp, o binanın yıkılmasına sebebiyet veren, sadece oradaki insanlara kötülük yapmıyor, sadece o insanların hakkını çiğnemiyor, aynı zamanda Allah'tan gelen ahlaki buyrukları da çiğniyor. Allah'a karşıt da bir şeyi yanlış yapmış oluyor. Evet. Veyahut da iyilik yapan birisi, mesela diyelim ki şimdi depremzedelere yardım eden kardeşlerimiz. Bunlar sadece depremzedelere iyilikte bulunup insani bir iyilik yapmıyorlar. Aynı zamanda yaratıcımız olan Allah'a istediği gibi eylemde bulunuyorlar. Yaratıcımız bize her şeyimizi verdi, şükürler olsun ona. Bu bizim nimetlerimiz, zaten bize Allah'ın verdiği nimetler. Elbette ki biz bu depremzede kardeşlerimize bunu paylaşacağız diyorlar. Evet. Yani aynı zamanda da o kardeşlerimize vererek Allah'ın rızasını kazanıyor. Yani bir ahlak, hocam bir eylemi gerçekleştirmek çok önemli. Ancak o eylemin gerekçesini, yani mantıksal temeline oturttuğumuzda bambaşka bir şeyle karşılaşıyoruz. Şöyle diyeyim, felsefi deyimle ontolojik derecesini yükseltiyorlar. Yani ahlaki eylemin değeri bir inanın açısından çok yüksek veyahut da ahlaki eylemi yapmamanın kaybı çok yüksek. Niye? Siz ahlaki eylemi yapmamakla Allah'ın emrini çiğniyorsunuz. Yapmakla Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz. Bu şekilde inanan bir insan açısından ahlaki eylemlerde bulunmak çok önemli. Evet. Ahlaki yasaları çiğnemek çok kötü. Evet. Bu inanan bir insan açısından ahlakın önemini yükseltiyor. Yani aslında herhangi bir zor durumdaki insana yardım etmek özünde iyi bir şeyken, Allah'la bunun bağlantısını kurduğunuzda bunun derecesi çok çok artıyor. Yani ahlaki eylemlerin önemini, insanlar için anlamını, Allah'ın buyrukları olması kat kat yükseltiyor. Bunu yakalamak lazım.